Herkese merhaba. Dijital diş hekimliği dediğimiz zaman tedavinin başından sonuna kadar kullandığımız birçok araçla beraber işlerimizin kolaylaşmasından bahsediyoruz. Bunlardan en önemlisi belki de bizim işimizi klinik anlamda en çok rahatlatan şeylerden birisi de dijital ölçü. Dijital ölçü dediğimiz zaman ağız içi tarayıcılar vazgeçilmezimiz olacak gibi görünüyor. Bu yüzden bugün sizlerle paylaşacağım videoda modelde tarama yapacağız. Hiç beklemeden videoya geçelim. Evet, biraz önce bahsettiğim gibi iki tane modelimiz var. İkisinde de birer implantımız var. Diş eti şekillendirme yaptık. İki implant ölçüsünün arasındaki farkları göreceğiz bugün. Öncelikle alt çene modelinden başlamak istiyorum ve scan postlarımız var burada. Scan postlarda implantların ölçüsünü taranırken yazılımların, tasarım programlarının implantları tanımasına yardımcı oluyor. O yüzden önce alt çene modeliyle başlayarak taramamızı gerçekleştirelim. Alt çene modelinde tabii ki öncelikle implantın iyileşme başlığını çıkarmamız gerekiyor. Daha sonra yine bahsettiğim gibi scan postu yerine yerleştireceğiz. Scan postun tam oturduğundan emin olmanız lazım. Eğer basamak uyumunu görüyorsanız mutlaka kontrol edin. Eğer hex yuvasında bir dönme yaşanırsa yapacağınız restorasyon tabii ki oturmayacaktır. Aynı analog sistemlerdeki gibi. İmplant bölgemiz hazır ölçü için. Diğer taraftaysa diş hazırlıkları yapmıştık. Diş hazırlıklarında gördüğünüz gibi basamakların gözlerinizde çok net bir şekilde görülebiliyor olması lazım. Aksi halde kameranız bunu görmeyecektir. Herhangi bir ölçü malzemesiyle belki sulkuslara girecek olan o ikinci ölçü malzemesi daha akışkan olan dijital ölçüde maalesef bunu gerçekleştiremeyecek. O yüzden mutlaka basamaklarınızın gözle görülebilir bir şekilde olması çok önemli. Ben implantlı olan taraftan başlayacağım. İmplantlı olan taraftan giderek oklüzelden tüm taramayı gerçekleştireceğim. Daha sonra lingualden gelerek taramayı bukkale döndürüp vestibül yüzeyleri de taradıktan sonra taramayı bitireceğim. Hemen başlayalım. Ön bölgede ufak zigzaklar yapmak önemli. Çünkü bu bölgede dönüş olduğu için arkın distorsiyonda daha fazla olma ihtimali var. O yüzden mümkün olduğunca o bölgede ufak zigzaklar yapması hem firmalarda hem de literatür tarafından da doğru tarama stratejileri için öneriliyor. Dediğim gibi lingual tarafları geçiyorum. Daha sonra bukkalide dönüyorum. Tekrar burada ufak zigzaklar yapıyorum. İnsizal köşelerde doğru ölçü istiyorum. Ve bukkali dönerek taramayı bitireceğim. Burada en önemli şeylerden birisi arayüzleri doğru alıp almadığımızı kontrol etmek. Yazılımda zaten açıklık kalan yerler çok net bir şekilde belli olur. Dilerseniz taramayı durdurup da buna bakabilirsiniz. Ama bu benim tercih ettiğim bir yöntem değil. Çünkü taramayı her durduğumda bilgisayar onu bir çözümleme yaparak, yani fotoğrafları, videoyu birleştirerek bir sonuç elde etmeye çalışıyor. Bu da hem bilgisayarınızı yoracaktır, hem de sizin taramanızda bir ikinci, bir üçüncü, dördüncü defa tarama yaptığınızda oradaki görüntülerin çakışmasına sebep olacaktır. O yüzden ne kadar az görüntüyle, ne kadar hızlı bir şekilde görüntüyü alırsanız o kadar sonucunuz daha doğru olacaktır. Yaklaşık 2 dakika sürdü taramamız. Burada eğer arayüzü alamazsanız, tarayamazsanız, bazen kameranın açısı, kameranın başlığının orada büyük kalması veya hastanın ağzının arka bölgede özellikle dar olması bizi başka çözümlere yönlendirebiliyor. O zaman ne yapıyoruz? Buradaki scan postu çıkarıyoruz. Bilgisayar ekranında buradaki implantın ölçüsünün olduğu yeri kilitledim. Yani ben burada istersem 10 gün daha tarama yapsam üst üste hiç cihazı durdurmadan buradaki bölgeye asla dokunmayacak artık yazılım. Ölçüm ne kadar kötü olursa olsun, ne kadar farklılaşırsa farklılaşsın taramalarımda artık burayı kilitlediğim için scan postla beraber scan postu çıkardığımda yazılım artık oranın
taranmış olduğunu ve oranın kilitlenmiş olduğunu algılayacak yaptığım işlemler. Şimdi burayı sildim ben yazılımda. 6 numara, 7 numaranın bu mezyal kısmını. Şimdi tarama yapalım ve görelim ne olduğunu. Gördüğünüz gibi yazılım o bölgeyi asla işleme yapmıyor. Ve arayüzü böylece çok rahat tarayabiliyorsunuz. Taramayı tamamlayabiliriz. Şimdi üst çene ölçüsüne başlayacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Önce normal taramamıza başlıyoruz. Scan post kullanmadan, parçayı geçiciyi çıkarmadan, geçicinin sadece deliğini açıyoruz. Çıkarmak için hazır bekliyoruz. Şimdi taramamıza başlayalım. Üst çenede yine OkGüzel'den başladık. Ve taramamızı bitirdik. Yaklaşık 1 dakika sürdü. Şimdi şunu yapacağız. Santral dişi oradan kaldırarak geçici dişi de çıkararak oradaki şekillenmiş diş eti dokusunu önce bir hızlıca tarayacağız. Burada da Straumann'ın 3.3 bone level bir implantını tercih ettik. Diş eti şekillendirme yapmak için de peak abutment kullandık. Şimdi bu geçiciyi çıkardıktan sonra bu doku hemen çökecektir. Analogda da dijitalde de bu yaşayacağımız en büyük problem. O yüzden biz bunu çıkardığımız anda bilgisayar ekranında gördüğünüz yaptığımız silme işlemi bizim için çok önemli. Ve çok hızlıca kolayca sonuç veren bir şey. Bir saniye içinde aslında neredeyse o bölgeyi tarayabildim. Şimdi taramamı durduruyorum. Şimdi tarama parçasını yerleştiriyorum. Şimdi yine bilgisayar ekranında bu bölgenin tamamen kilitlenmesine ve biraz önce yaptığım gibi o bölgenin daha fazla data ile işlenmemesine yardımcı olması için yazılıma kilitle komutunu vereceğim. Evet, bilgisayar ekranında bu bölgeyi kilitledikten sonra doku istediği kadar çökebilir. İstediğiniz kadar yavaş olabilirsiniz. Hiç problem değil. Artık bundan sonra sadece peak abutment'ı doğru taramak gerekecek. Burada size önerebileceğim en önemli şey Bukkal'den tarama yaptığınızda peak abutment'ı hemen görecektir. Ancak OkGüzel'den baktığınızda kilitlediğiniz bölgelerle çakışma olacağı için tarama ekranında yazılım tanımayabilir. O yüzden olabildiğince Bukkal'den ve Palatinal'den bu taramayı gerçekleştirmek önemli. Ve tarama bitti. Hemen eğer diş eti şekillendirdiysem özellikle hemen scan postu çıkarmanızı öneriyorum. Taramanın gerçekleştiğinden eminseniz. Ve geçici restorasyonu oraya tekrar vidalıyorum. Hastanın canı eğer çökme olursa çok fazla acıyacaktır. O yüzden olabildiğince burada hızlı olabilmek bir avantaj. Analog yöntemlerde maalesef bu hızı yakalayamıyoruz. Yüksek çözünürlüklü tarama gibi bir opsiyon var bazı kameralarda. Tri-Shape'deki bu özelliği de göstereceğim kısaca. Taranacak high resolution dediğinizde bir yere zoom yapar. Burada örnek veriyorum 5 numaraya yapıyoruz. Oradaki görüntü kalitesini daha net almaya çalışacaktır. Bu şekilde göstermeye çalışıyorum size. Gayet zaten net bir olan basamağı. Daha da net taramak isterseniz bunu yapabilirsiniz. Görüntü biraz daha yavaş ancak daha dikkatli almanız gerekebilir. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Dijital ölçü hayatımızı kolaylaştırıyor ancak doğru şekilde kullanabilirsek. Dijital teknolojinin bize yarattığı şey işimizi kolaylaştırmak. Ama bu temel diş hekimliği felsefesini değiştirmiyor. Yani yaptığımız işi doğru yapmamız gerekiyor. Kanalıma abone olup paylaşmayı unutmayın. Ve köşedeki Instagram sayfasından hem bu konuyla hem de diğer konularla ilgili bana ulaşabilirsiniz. Ve aynı zamanda kanalda yer almasını istediğiniz diğer videoları benimle paylaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere.